Merhaba arkadaşlar. Bir önceki Diablo Lore videomuzda büyücü klanlar arasında yaşanan büyük savaştan ve bu savaşın dünyamız üzerindeki büyük ve yıkıcı etkisini anlatmıştık. Bu videoda ise bu savaşın sonuçlarını ve sonrasında yaşanan inancın yükselişini anlatacağız. Keyif almanız dileğiyle iyi seyirler. Yaşanan kıyamet benzeri savaş sonrasında dünyamız üzerinde yaşayan halk büyük sorunlarla baş etmek zorunda kaldı. Bunların tekrar yaşanmayacağından emin olmak isteyen Vizjaktar loncasından bahsetmiştik. Büyücülerin tekrar karanlık işler çevirmeyeceğinden emin olunmak için kurulmuş olan bu örgüt, yalnızca büyücüleri gözetim altına almakla yetinmedi. Büyücü meclisleri tarafından yazılmış, kayıt altına alınmış veya saklanmış ne kadar yazma ya da yazıt varsa hepsini yok etmişlerdi. Çünkü bu bilgilerle insanlığın tekrar aynı şeyleri deneyebileceğini düşünmüşlerdi. Ancak sadece büyü içerikli yazıtları yok etmemişlerdi. Nephilim ve insanlık tarihine dair olan yazılı metinler de bu dönemde yok olmuştu. Bundan dolayı günümüzde tarihe dair birçok detayı insanoğlunun kendi kayda aldığı metinlerden değil de daha kadim varlıklardan ya da bu varlıklarla iletişime geçmiş kişilerden alıyoruz. Bu yaşanan yazılı metinleri yok etme olayından dolayı yeni dönemde yazılacak olan yazıtlarda bundan sonra yaşanan ilk olay milat olarak kabul edilir. Ve yıl olarak sıfır yılı bu dönemdedir. Yaşanan ilk olay ise Akarat'ın sahneye çıkmasıdır. Öncelikle hemen şunu belirtmek istiyorum ki, bu Akarat Paladin olan Akarat değildir. Sadece bir isim benzerliği söz konusudur. Ancak şimdi bahsini edeceğimiz Akarat, Diablo 2'deki oynanabilir sınıf olan Paladin ve Diablo 3'teki oynanabilir sınıf olan Crusader isimli Kutsal Şövalyeler Birliklerinin temelindeki ışık inancını ortaya çıkaran kişidir. Xin Sai adasında bir nebze dünyada olanlardan uzak kalan Xian ırkına mensup birisiydi. Bu ara şunu da eklemeden geçmeyelim. Diablo 3'te Sarşaran kalıntılarında kurtardığımız Abd al-Hazir isimli bir tarihçi bu ada ve halkı için şunu söylüyor. Xin Sai halkı toplam 59 tanrıya tapmaktadır. Bunlardan yalnızca birkaçı Z'yi kadar bilinmektedir. Sürgün hayatı süren tanrı, mütevazi tüccar görünümünde bütün dünyayı dolaşır. Şakalarını ve tatlı hırsızlıklarının yanında kayıt altına alamayacağım kadar iğrenç ve tiksinç hareketleri mevcuttur. Akarat'a geri gelecek olursak, Akarat Xin Sai adasında mütevazi bir hayat sürer. Günlerden bir gün meditasyon yaparken Yerius isimli bir melek ile iletişime geçtiğini iddia eder ve kendisine ışığın faziletlerini aktardığını söyler. Yerius ismi Xin Sai dilinde ışığın çocuğu anlamına gelmekteydi. Bu faziletler zaman içinde öğretiye ve yaşam biçimine dönüşmeye başladı. Tam bu dönemde Akarat Xin Sai adasından çıkarak yolculuğuna başladı. Gezdiği her yerde öğretilerini yaymaya başladı. Aslında hem büyüden hem inançtan sıkılmış olan insanoğlunu bu tarz bir öğretiyle etkilemek çok zordu bu dönemde. Ancak Akarat'ın böyle bir amacı olmayışı ve dünyayı bizzat geziyor oluşu insanları yavaş yavaş derinden etkilemeye başladı. Hatta Kejistan'a geldiğinde sözleri dikte edilmişti. Paladinliğin temelini oluşturan bu sözler oldu. Ve ilk paladinler onu sözün peygamberi olarak adlandırdı. Seyahati çok sürmeden Akarat Kejistan ormanlarında kayboldu. Öldü mü, kaçırıldı mı ya da kendi isteğiyle mi yok oldu kimse bilmiyordu ve halen de bilinmemekte. Ancak geride bıraktığı sözler ve mirası çok uzun yıllar dünyamızı etkileyecekti. İnancı olan bağlılık çok kuvvetli bir şekilde artacak ve bütün dünyayı saracaktı. Zakarum Kilisesi Akarat inancı üzerine kurulacaktı. Bunun haricinde Deckard Cain, Akarat'ın Yerius diye isimlendirdiği meleğin aslında günah savaşında yok olan Uldisya'nın yankısı olduğunu iddia etmiştir. Çünkü bir takım pisicik güçleri olan bazı insanlar da bu tarz tecrübeler yaşadığını öne sürmüştü. Öyle ya da böyle dünyamız üzerinde büyük etkisi olan Akarat'ın insanoğluna en büyük mirası Zakarum Kilisesi olacaktır. Günümüzdeki Hristiyan inancı baz alınarak şekillendirildiği kabul edilir. Ve bunun pek çok izine de oyunda rastlamak mümkündür. İnsanlar arasında Skatsim olarak bilinen, eski din olarak adlandırılan ve merkezi Kejistan olan, insanları çok uzun bir süre etkisi altında tutan din, Zakarum'un yükselişiyle bir süre geri plana düşecektir. Ancak günümüzde hala devamlılığını da sürdürmeyi başaracaktır. Zakarum Kilisesi'nin bu yükseliş dönemi, Kara Sürgün adı verilen, cehennemin derinliklerinde dengeleri değiştirecek olan olaya kadar devam edecektir. Bu süreç yaklaşık 1000 yıl kadar dünyamıza hakim olacaktır. Bilinen adıyla Dark Exile olan ve Türkçe'ye kara sürgün olarak çevirebileceğimiz olayı bir sonraki videomuzda anlatacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve takipte kalın.